Doğaya gönül vermiş herkese selam olsun. İlkbaharın ilk günlerindeyiz. Bugünlerde doğada olmak gerçekten benim için çok keyif verici. Doğa yeniden uyanmaya başlıyor. O karların erimesiyle beraber ortalık yemyeşil olmaya başlamış. Ve bugün ayrıyeten de Ramazan'ın son günü. Son iftarımızı da tabiatta açmak istedik. Sizleri de bu serüvenin içerisine çekmek istiyoruz. Doğada olanları size aktarmak istiyoruz. Şu an iftara 2,5-3 saatimiz var. Şimdi güzel bir yere geldik. Burada iftarımızı açacağız. Önce bir iftar hazırlıklarını yapalım. Ondan sonra doğaya hep beraber bir keşfe çıkacağız. Gelin hep beraber hazırlıklara başlayalım. Doğada olmayı gerçekten özlemişim. Hele ki bu ilkbaharın ilk günlerinde. Şu an öyle bir ortam var ki, şu an hava güneşli ama arka taraftan bulutlar kapatmaya başladı. Yani yarım saat sonra yağmur da yağabilir. Daha önceki videolarımda söylemiştim. Anneannemin güzel bir lafı vardı. Yöredeki bu köydeki insanların kullandığı bir tabirdir. Hani kışla yaz kavga ediyor derler. Hani sen gireceksin ben çıkacağım diye. Gerçekten şu an öyle bir durum var. Buraya gelmeden önce de bir saat önce yağmur yağmıştı. Şu an hava çok güzel, aydınlık, güneşli. Ama biraz sonra birazdan belki yağmur da yağabilir. Ya bunları da doğada hissedebilmek gerçekten çok keyif verici. O yüzden her fırsat bulduğumda buraya gelmeye çalışıyorum. Şu an şurada oturabilmek bile gerçekten çok muazzam bir durum benim için. İftara da yaklaşık 1,5 saat kaldı. Şu an iftar için hazırlıklarımızı yaptık, oturuyoruz. Tabiatı ve doğayı dinliyoruz şu an. Kuşların sesini dinliyoruz. Ormanın içerisinde ilerlerken değişik bir izle karşılaştım. Bunu da sizlere göstermek istiyorum. İlk başta ağacın kökü sandım ben ama farklı bir durum var burada, anlayamadım ne olduğunu. Bakın şuradan bir kabartık başlıyor, şuradan şöyle. Şöyle geliyor, şurada bitiyor ama ben bunun ağaç kökü olduğunu zannettim. Ama şöyle bakarsanız, bunun içerisinde kocaman bir boşluk var. Gerçekten buranın ne olduğunu, ya bir hayvan buraya delik açtı. Bakar mısınız şuraya? Yani şu şekilde yaklaşık 2-3 metre ilerliyor bu şekilde. Ağacın kökünden başlıyor şeylerden. Bunun ne olduğunu anlayamadım ben. Gerçekten ilk defa karşılaştığım bir durum. Acaba köstebek mi yaptı diyeceğim ama köstebek de bu kadar ince bir delik açamaz buraya. Şu an iftara bir saatimiz kaldı. Kamp alanına gidiyorum. İftar için ateşimizi yakıp hazırlıklara başlayacağız. Doğaya geldiğinizde eğer ateş yakacaksanız size bir önerim.
daha önceden yapılmış şöyle bir ocak varsa bunun içerisinde yakmanız daha faydalı olacak. Hem tabiat için hem de sizin için daha kolay olacaktır. Çünkü farklı bir alanda yaktığınızda, mesela burada yaktığınızda hem çevredeki görüntü olarak kötü olacak hem de buradaki canlılara zarar vermiş olacaksınız. O yüzden hazır bulduğunuz böyle bir ocak varsa onun içini temizleyip burayı kullanabilirsiniz. Şu an ben de kamp alanının etrafında böyle bir ocak buldum. Bu ocağı kullanacağım şimdi. Ateş yakmayı gerçekten doğada çok seviyorum. Hele yanımda da magnezyum çubuğu varsa çakmağı tercih ederim. İftar için ateşimizi yaktık. Şimdi yanımda et getirmiştim. Kuzu eti var, şişlik. Bunu da dün geceden güzelce sütle bir marinasyon yaptım. İftarda bunu yiyeceğiz inşallah. Şişlerin de bir hatırası var. Yani bunlar hazır alınmış bir şiş değil. Dedem, rahmetli dedem kendi yapmış. Yani çok sanatkar bir insandı. Eli her şeye yatkındı. Yani bu şişler de onların eseri. Kim bilir hangi malzemeden bunu şişe çevirdi. Şimdi bunları kullanıyoruz burada. Şişler yeterli olmadı. Bir tane böyle kuş burnu da şiş yapacağım şimdi. Etlerimizi ocağa koyduk. Yaklaşık 5-6 dakika sonra da ezan okunacak. İftarımızı açacağız. Bizim için gerçekten çok keyif verici bir gün oldu. Sizlerin de doğada, tabiatta keyif alabileceğiniz aktiviteler yapabilmeniz dileğiyle bu güzel ateşin başından herkese selam olsun. Diğer videolarda görüşebilmek üzere. Allah'a emanet olun.